Fizik tedavi dışı tedaviler dediğimiz zaman aklımıza çok fazla seçenek gelmemekle birlikte ilk etapta enjeksiyonlar ve ameliyatlar e, gelmektedir. Enjeksiyonlar, çeşitli ilaçların kullanılabildiği enjeksiyonlardır. E, eklem içinde eğer bir efüzyon yani sıvı birikimi varsa o efüzyonu boşaltmaya yönelik e, uygulamalar, enjeksiyon teknikleri olabilir. E, çene ekleminin içinde birken sıvı alındıktan sonra tekrar etmesin diye nadiren de olsa kullandığımız kortizon enjeksiyonları olabilir. Onun dışında kayganlığı sağlayıcı, diskteki kıkırdağı koruyucu, hiyaluronik asit enjeksiyonları söz konusu olabilir. Bunlar bir kez de yapılabilir, birkaç kez tekrar da edilebilir. Onun dışında kaslara yönelik, kas spazmı azaltmaya yönelik bir takım enjeksiyon uygulamaları mevcuttur. Bunlar kuru iğne uygulamaları olabilir, kuru iğneleme teknikleri olabilir. Veya e nöral terapi veya arı enjeksiyon dediğimiz değişik ilaç kullanarak yaptığımız bir takım enjeksiyonlardır. Bunlar da ağrı kontrolünü sağlamakta, eklem hareket açıklığını korumakta ve egzersizleri kolaylaştırmakta faydalıdır. Bir diğer seçenek ameliyattır. Ameliyatlar genelde fizik tedavi, rehabilitasyon uygulamalarına cevap vermeyen, egzersizlere cevap vermeyen ve gittikçe ağız hareket açıklığı kısıtlanan hastalarda tercih ettiğimiz veya travmatik bir şekilde çene eklemi hasarı yaşayan hastalarda tercih ettiğimiz uygulamalardır. Burada da çeşitli teknikler mevcuttur. Diskin onarımı veya çene ekleminin onarımı gibi veya çene ekleminin etrafındaki dokuların onarımı gibi bir takım yöntemler kullanılır. Ama e, ameliyat ihtiyacı olan hastalar gerçekten son derece azdır. E, belki 500 ya da 1000 hastada 1 ya da 2 tane hasta demektir bu. Dolayısıyla bir çene ekleme hastalığı yaşayan, çene eklemi problemi yaşayan bir kişinin ilk etapta fizik tedavi uzmanına veya bir diş hekimine başvurması ve buradan tedavilerin yönlendirilmesi daha doğru olur.